adım attığımızda, Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Nin Kültür Park içindeki BUSİAD evinin 1995 yılında açılışı gözümüzde canlandı. O gün, Bursa, iş dünyasında kendilerine yakışır bir binaya kavuşma mutluluğu vardı. Aynı bahçeyi, çarşamba akşamı devlet eski bakanı Cavit Çağlar. I.N. Cavit Çağlar, Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü adlı kitabıyla ilgili sohbeti için gelenler doldurdu. İzlenimimiz şu, Bursa, İş dünyası, aralarından yetişen, dilini anladıkları çağları sıcak yaz gecesinde dikkatle dinlediler. Çağlarda onların ne düşündüklerini anlıyor. Şöyle de söylenebilir. Ailesiyle Meriç Nehri, Nikayık'la geçerek Türkiye'ye kaçak giren bir çocuğun 25 bin kişinin çalıştığı 5 fabrikayla sanayi ve iş dünyası zirvesine, rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le de siyasetin zirvesine çıkışının tanıklık ettikleri aralarından biri için BUSİAD evi bahçesine geldiler. Kolay bir öykü değil gerçekten de. Yakın arkadaşı Erman Yerdelen ve kitabının yazarı Hulusi Turgut'la katıldığı gecede çağlarında kendini evinde ve aile içinde hissettiğini fark ettik. Konuşmasına da katıldığı televizyon programları ve söyleşilerde dile getirdiği bir noktaya işaret ederek başladı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde buradayız. Cumhuriyet olmasaydı ben de sizler de vatandaş olamayacaktık. Onun için vatandaşlığın kıymetini bilin. Ardından Kitapta uzun uzun anlattığı çocukluk ve gençlik yıllarından kısa bölümler aktardı. Tekstil piyasası için Sultan Hamam Üniversitesi kabul ettiği anılarını paylaştı. Uçak düşürme sonrası Rusya YLA yaşanan krizi nasıl çözdüğünü anlatırken "Çözülmeseydi Ukrayna'nın durumuna düşerdik." diyerek önemli mesaj verdi. Azerbaycan'daki lider değişimi anıları da çok ilgi gördü. Bursa, ya özdeşleşmiş sanayici ve devlet adamı olarak "Bursa çok iyi bir şehir, çalışanı seviyor." benim hep arkamda oldu dedi. Uyarısı önemliydi. Türkiye fırsatlar ülkesi ama dürüst olmak lazım. Yeşil, dijital, toplumsal dönüşümde pilot il Bursa. Cavit Çağlar. IN konuk olduğu yüksek katılımlı yaza merhaba gecesinde BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar çarpıcı bir mesaj verdi. Yeşil, dijital, toplumsal dönüşüm için Bursa, organize sanayi bölgesindeki gibi pilot il olmaya hazır. Ardından, Doğan Söz ödülünü ilk alan, olarak takdim ettiği çağlardan, Bursa ve Türkiye'nin hangi yollardan geçtiğini dinleyeceklerini, söyledi. Şunu da aktardı. Kitap okurken önemli yerleri işaretlerim. 751 sayfalık kitabın işaretlemediğim yeri neredeyse kalmadı. AK Parti'de faturayı yine karar vericiler değil de en altta kalanlar mı ödeyecek? Salı günü, AK Parti Genel Merkezi, NDE 2 toplantı vardı. İlkinde, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir 81 il başkanıyla seçim ve sonrası değerlendirmesi yaptı. Bölge ilk koordinatörleri de teşkilatlarla il il görüştü. Bu toplantılar sonrası Ankara'dan bazı kulis haberleri geliyor. Örneğin, Ekim ayında ilçe kongrelerinin başlayacağı açıklanan AK Parti, de bayram sonrası operasyon bekleniyor. Bu da, gördüğüm lüzum üzerine affımı istirham ediyorum, benzeri açıklamalarla il başkanlarından başlayacak. Yeni il başkanları da Ekim'deki kongrelere kadar ilçe başkanlarını belirleyecekler. Gerçi kimlerin değişeceği belli değil ama merak edilen soru şu. AK Parti de seçimin faturasını yine ilk düğmeyi yanlış iyilikleyen karar vericiler değil de en alttaki teşkilatlar mı ödeyecek? Yani şablon siyaseti devam edecek. CHP'de olağanüstü il kongresi girişimi durdu. Gerçi Kestel ve Orhaneli'de olağanüstü kongre isteğiyle toplanan imzalar teslim edildi ama asıl olağanüstü il kongresi olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuda CHP kulisleri olağanüstü il kongresi girişiminin durduğu bilgisiyle rahatlamış görülüyor. Yine kadrolaşma sıkıntılarıyla başlayan imza toplama sürecinin belediyelere bir şans verilmesi isteğinin öne çıkmasıyla durduğu konuşuluyor. Bursa'dan doğdu, Türkiye'nin kadın mühendislerini buluşturacak. 5 yıl önce kurulan Kısa adı BUMKAD olan Bursa Kadın Mühendisler Derneği hedefini 23 Haziran 2023 günü "Bu dernek Türkiye'de ilk daha çok kadın mühendis, teknolojide daha çok kız öğrenci" başlığıyla duyururken Başkan Ülfet Öztürk şöyle özetlemişti. Kadının farklı yönleriyle teknolojide de yükselmesi gerekiyor. Hem sistem içindeki mühendis kadın, hem kız öğrenci sayıları artmalı. Bu kez BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk 26 Haziran'da düzenlenen mühendislikle güçlenen dünya konulu 3. Dünya Kadın Mühendisler Konferansı için davetiye getirdi. Sohbetimizde de, Bursa, Dan Doğan bumkad ne kararını açıkladı. Ocak ayındaki genel kurulumuzda adımızın TUMKAD olarak değiştirme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'de temsilcilik oluşturduk. İkinci aşamada şubeler açacağız. UNESCO Genel Kurulu'na Bursa Derneği ilk kez katıldı. Paris, T. 11 ila 12 Haziran tarihlerinde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Genel Kurulu vardı. Kurumlar yanında akredite sivil toplum örgütlerinin katılabildikleri genel kurula Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan ve yönetimi ilk kez katıldı. Özaslan gelişmeyi uzun ve yorucu yolun sonunda hedefimize ulaştık ve dünyada değişik ülkelerdeki 250 akredite STK arasına girdik diyerek duyurdu.